Yeni bir günden herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videomuza hoş geldiniz. Bugün kanalımda ablam Eda Laçinkaya var. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk canım. Ablamla kirpik lifting yaptırmayı düşünüyorduk ve bunu evde yapabileceğimiz bir set gördük Trendyol'da. Sonra o seti satın aldık. Bu setle evde kirpik lifting yapabiliyoruz. Bunu öğrendik ve bugün yapalım dedik. Video çekip sizinle de bunu paylaşmak, sizinle birlikte yapmak istedik. Eğer aranızda satın almak isteyenler olursa diye aşağıya da bağlantısını bırakacağım. Az önce aslında ablam bana kirpik lifting yaptı ve onun kanalında şu an videosu var. Çok eğlenceli bir video oldu. Eğer izlemek isterseniz diye aşağıya ablamın kanalında bırakıyor olacağım. Arkadaşlar az önce dediği gibi Eda'nın da benim kanalıma da Eda'nın kirpiklerini nasıl yaptığımız bir video çektik. Orada ilk kez yaptık. Çok güzel oldu. Aynen, gerçekten çok güzel oldu. Eda'nın kirpikleri de zaten çok güzel uzun. Şimdi daha da kıvrık, daha güzel oldu. Benim kirpiklerim de uzun ama benimkiler çok düz. Bakalım şimdi nasıl olacak, sonuçları merak ediyoruz. Şimdi ablam bana yaptı, çok güzel oldu. Üzerimde bir yük hissediyorum. Yok İnşallah güzel yapalım. Güzel olacağını düşünüyorum yani. Hani sonuçta bir de ilk az önce hani nasıl yapacağımız falan bayağı ilk giriş kısmında bayağı bir şey yaptık, bocaladık ama evet. Şimdi daha en azından bazı taşlar yani, oturdu. Videoyu çektiğimiz ilk 16 dakika sadece güldük. Evet. Ama şimdi biraz daha hakimiz. Aynen. Aslında video boyunca benim gözlerim kapalıydı. Koklayarak ve duyarak nasıl yapacağımı anlamaya çalıştım. Evet, aynen öyle ama şimdi yapacak bir şey yok. Evet. Bu işler sırayla. Şimdi ben güzel olacağını inanıyorum yani. Ben de inanıyorum. Şimdi kutuyu sanki ilk kez açıyormuşçasına sizinle bir daha açacağım. Çünkü içinden neler çıkıyor bir görelim. Yani nerede ne var? Şimdi sizde görün yani denerseniz. Evet. Şimdi şöyle bir kutu, küçük bir kutu bu. Şöyle açıyorum. Öncelikle ben daha büyük bekliyordum bunu. Yani görsellerde vesaire şu içi çok küçük. Yani güzel bir yanı, güzel yanlarından biri birkaç kez yapabiliyor olmak, hatta çok kez sanırım yani. Aynen. Malzeme çok küçük ama mesela yağ şeklinde olduğu çok az kullanılıyor. Çok kez kullanabiliyorsunuz. Çünkü bir kere de. O çok iyi bir şey bence abla. Birkaç kere yapabiliriz. 2-3 ay kalıcılığı olduğunu söylüyor. Bakalım inşallah. Duacıyız. Yani eğer öyle bir şey olursa rimel sürme sayımız yarıya iner. Zaten kirpikler kıvrık. Aynen. Gayet güzel duruyor. Yani günlük makyajda maskara gerek kalmayabilir. 2-3 ay kalacak mı bakalım? Bunu Instagram'da paylaşacağım. Buradan nasıl sonucunu paylaşabilirim bilmiyorum. Instagram'dan takip ederseniz, mesaj atarsanız veya storylerden vesaire anlayabilirsiniz ne kadar kalıcı olduğunu. Onun dışında bu uygulamayı yaptıktan sonra 12 saat boyunca maskara vesaire sürmeyi önermiyorlar. Onu söyleyeyim bir de. Uygulama sonrasında kirpikler kuruduktan sonra ama yüzünüzü yıkayabiliyorsunuz. Suda bir sıkıntı yok ama maskarada sürmek için 12 saat beklemeniz gerekiyormuş. İçinden küçük fırça tarzı aparatlar çıktı. Bu şekilde diyelim. Sonra böyle bu ben de bakıyorum nasıl parladı. İçinde bu tarz solüsyonlar var. Silikon pet ve aparatlar var diyebilirim. Bence uygulamaya geçelim. Eda şu an benim iki gözümü birden yapacak. Eda'nın yaptığımız videoda başta biz işte Eda'nın da anlattığı gibi birini yapacaktık. Sonra diğerini yapacaktık. Ama sonra baktık ki çok uzun sürecek. Belli bir aşamadan sonra diğer gözüne de başladık. O yüzden hani burada daha net bir şekilde sen daha az aynı anda gidecek. Aynen. Evet. 30 dakikada ablamınki bitecek. İnşallah. Uyuyacaktım neredeyse. Gerçi uyuyamıyorsunuz da bu oyunuzdan göre neyse. Pek de rahat bekleme değildi. Ama sonuç için mutluyum. Şu an uzaktan siz göremiyor olabilirsiniz ama gayet kıvrık, tek tek ayrık. Umarım kalıcılığı çok olur. Başlayalım. Umarım. 1'den 12'ye kadar adımları gayet açıklayıcı bir şekilde vermiş. İlk adımda diyor ki şu an ablamın gözlerinde herhangi bir makyaj yok değil mi abla? Yok. Ama her ihtimale karşı biz ablamla Garnier'in bu miseler temizleme suyunu kullanıyoruz. Aslında şu an ablamın kirpiklerinde herhangi bir makyaj vesaire yok. Ama her ihtimale karşı bir temizleyeyim. Hatta istersen sen temizle. Ben sadece kirpiklerim zaten şöyle. O kadar sıcak ki. Ben bu arada göstereyim mi kirpiklerimi? Bak sen istersen. Bakın böyle tek tek ve kıvrık oldu. Bunun güzel yanı kalıcı olması ve maskara sürmeye pek de gerek kalmaması veya hani kirpik kıvırcı kullanmaya gerek kalmaması. İkinci adımda göz altınıza göz pedleri yerleştirin diyor. Ama şu var ki içinde öyle bir şey çıkmadı. Evet, içinden ped falan çıkmadı. Sorun değil, sende bir sorun yaşamadık. Aynen öyle, o yüzden onu kullanmayacağız. Üçüncü adımda şöyle göstereyim. silikon petler var. Bunlar böyle farklı farklı boylarda S, M, L falan diye gidiyor. Aynı zamanda M, M1, M2 diye. Ne kadar kıvrık olmasını istiyorsanız ona göre bedenini seçiyorsunuz. Evet ablacığım, ne kadar kıvrık olmasını istiyorsun? Benim çok düz olduğu için hani o kadar da kıvrık olmayacağını düşünerek S düşünüyorum. Çünkü S olduğunda bayağı böyle kıvrık. Mesela bakalım bu M, bu da S oluyor. Aslında bakarsanız bunu göz kapağına koyduğumuz için ne kadar kıvrık olmasını istiyorsak o kadar küçük bir beden seçmeliyiz ki daha çok arkaya doğru. Ablam S ölçüsünde olanları tercih etti. Birazcık gözümüzü arkaya verelim. Senin bana yaptığın güçlerin başını bastırayım da gör. Bu yapıştırıcı şimdi göz kapaklarına uygulayacağım. Ama ucu çok inceymiş. Evet ama bolca sürmek gerekiyor petlerin iyi yapışması için. Çünkü asla yapışmamaya yemin etmiş sanki. Şimdi pedi yapıştırdım. Çıkmaması için bastırıyorum. Diğer gözüne de aynı uygulamayı yapıyorum. Şimdi sadece petleri yapıştırıyorum. 40 yıllık kirpik liftingçisi gibi davranmam peki. Bu arada ablam da ben daha önce hiç yaptırmadı. Kontrol edeyim, biri S, biri M olmasın. Şöyle yapıştırıyorum bunu da. Biraz bunu da bastıracağım. Neyse onu da bastırayım. İşimizi şansa bırakmayalım. Üçüncü aşamayı tamamladık. Dördüncü aşamada yapıştırıcıyı pedin üzerine uygulamamız gerektiğini söylüyor. Beşinci adımda da kirpikleri tek tek pede doğru taramam gerektiğini söylüyor. Şimdi ben pedin üstüne yapıştırıcıyı sürüyorum. Sorun yok, şimdi sen dik dur da yapman gereken zamanda boynun ağrımasın. Cefakar, cefakar. Şöyle yapayım biraz. Cefakar liftingçiyim ben. Fedakarım da aynı zamanda. Biraz gözüm yandı ama. Senin psikolojik olduğunu. Ama psikolojik olduğunu düşünüyorum çünkü altı daha sürmedim bile. Hayır, az önce pedi yapıştırırken göz pınarımdan sanki. Lütfen ya. Şimdi arkadaşlar kirpikleri pedin üzerine doğru yapıştıracağım. Ben bayağı kadrajdan çıkacağım gibi bir his. Şimdi kirpiklerini birazcık aparat, birazcık parmak yardımıyla yine. Çoğu parmak oluyor maalesef. Yapacak bir şey yok. Parmakla cidden daha kolay oluyor ama. Makyajda da bazı şeyler daha güzel oluyor. Yani. Ya ama var ya gerçekten hani kıvrık kirpiklerin olmasını çok isterdim. Benimki de ortalama yani ama seninki bayağı düz. Benim çok düz. Ve şöyle bir şey var. Benimki de mesela aşırı kıvrık değil ama kirpik kırtıcıyla kıvırttığımda duruyor yani. Ama ablamın durmuyor. Aynen. Yani 5 dakika sonra kirpiklerim dümdüz yani. Yani arkadaşlar şöyle ki bende işe yararsa siz daha ileride işe yarar demek istiyoruz. Bakın 25 sene, 23 yaşındasın. 25 yaşında olacaksın yani. 25 evet, senedir, 15 Eylül'de. 25 senedir düz olan kirpikleri kıvırtacağım bu videoda. Başlığa yazayım mı? 25 senedir düz olan kirpikleri kıvırttım. Ve sonra taramamı söylüyor. Sizden boyun ağrıması yaşıyorsunuz yani. Bak daha başladığında söyledin. Bir de bana diyordun. Azıcık dur. Azıcık dediği ben bir saat durdum böyle biliyor musunuz? Şu an boynu nasıl dik tutabiliyor? Ender'den biz konuşurken bile öyle duruyordu. Alt yazı yazman gerekecek çünkü hiç anlaşılmıyor. Ben şu an nasıl oldu da boynumu düzeltebildim onu düşünüyorum. Çok ağırdı benim. Ay. Verelim şimdi arkaya boynumuzu. Kirpik için boyundan vazgeçtiğimiz dakikalar. Acaba S diye mi mesela daha kolay yapıştı? Çünkü diğeri daha kalın ya. Ucu kalktı. Sence? Aç şimdi. Cevapsız soru. Ne sormuştum? Bir daha sor. Şimdi diyor ki altıncı aşamada. 6. aşamayı okumadan yaptım. 7. aşamaya geçiyorum. Geriye doğru yapıştırılmış olan kirpiklere 1 numaralı solüsyonu sürün diyor. 1 numaralı solüsyon zaten üstlerinde numaraları yazıyor. Böyle bir krem gibi kıvamı diyebilirim. Çok katı bir şey değil ama çok kötü kokuyor. Evet, evet çok kötü kokuyor gerçekten. Kokunun neye benzediğini benim videomda söyledik. Evet ve hatta ben ondan dolayı emin oldum. Çok kötü kokuyor gerçekten. Böyle streç filmle, streç film içinden çıkmıyor bu arada. Streç filminin böyle üstünü kapattığınızda daha hızlı sonuç alacağınızı söylüyor. Aynı zamanda kirpikler sürekli kalkındığı için açıkçası böyle yapıştırmak işimize gelecek. Bence bu yapılan kişi ancak ne zaman rahat eder? Oyunu koptuğunda. Şimdi bu ilk aşamamızda buradan ben 10 dakikalık bir kronometre açacağım. Ablam bunun için çok mutlu. Ve başlattım. 10 dakika bittiğinde tekrar kamerayı açacağım. Evet arkadaşlar, inanamıyorum yani. İlk 10 dakikada ablam gitti, yattı şuraya. Ben enayi gibi tam bir saat şurada boynum kakıldı. İlk 10 dakikada böyle tutuna gitti yattı ya. Ve ben şu an onun başına gidip o yatıyor, ben başında yapıyorum. Bu nasıl bir prenseslik ya? İnanamıyorum. Boynumun kakıldığıyla kaldım. Neyse. Matmazel geldi. Solüsyonu alıyorum. Bu solüsyon oluyor. Krem gibi bir şey. Çıkarıyorum streçimleri. Bu arada bir taktik geliştirdim. Kirpikler sürekli çıkıyor. Eğer yaparsanız göreceksiniz. Onu engellemek mümkün değil. Şöyle streç filmi ben böyle buruşturdum. Kirpiklerin alt kısmından tutup böyle yukarı yapıştırıyormuş gibi sabitledim. Öyle olunca da kirpikler çıkmadı. İnşallah güzel bir sonuç elde ederiz. Şimdi bu solüsyonu süreceğim. Ve süreyi başlatıyorum. Evet arkadaşlar, bir 10 dakikamız daha doldu. Şu anda kaçıncı adımdayız? Aslında son adımlara geldik. Şu an bir şunları çıkarıyorum. 3 numaralı yağımız aslında kirpiği besleyen bir yağ. Şimdi bu keratini uygulayacağım. Bu bekleyeceğimiz son adım. Ama bu yağ çok güzel kokuyor, onu söyleyebiliriz. Evet. Ama senin de son adımda şey olmuş muydu yaparken? Böyle çıkanlar. Artık bu aşamadan sonra çıkmaya başlıyor. Çünkü yağın etkisiyle bence ayrılıyor petten falan. Yağı da uyguladım. Şimdi son 10 dakikamızı bekliyor olacağız. Yine bu streçleri koyacağım. Ve sonra bitecek neredeyse. Şimdi 10 dakikamız bitti. Durduruyorum. Son aşamamıza geldik zaten yanılmıyorsam. Temizleyici ile birlikte önce kirpikleri temizleyeceğim. Sonra da pedi çıkararak göz kapağını temizleyeceğim ve uygulama bitecek. Şimdi bu streçimle. Şimdi temizleyici de bu 4 numaralı solüsyon. Yapışkanları temizlememiz gerekiyor. Ben şimdi göz kapağını temizliyorum ablamın. Yapışkanlardan arındıracağım. Kirpikleri kurtarıyorum bu silikondan. Sonra silikonu çıkarıyorum. Şimdi de ablama ayna veriyorum. 1, 2, 3. Vay! Cidden iyi olmuş. Gerçekten güzel yani. Sürekli böyle kalırsa muhteşem. Ben de aynısını düşünüyorum. Gerçekten çok iyi. Size de yakından gösterelim. Şöyle kirpiklerimin çok düz olduğunu düşünürseniz. Yani normal çok düz ve şu an tek tek ve kalkık. Hem kalkık hem tek tek ayrı bir şekilde. Evet. Evet, güzel oldu kirpiklerimiz gerçekten de. Maskarayla fan sürdüğümüzde de gayet güzel görünecek. Kirpik kıvırmaya gerek kalmayacak. Benim için yapımı kolay bir şeydi. Sadece kirpikler çok fazla yaparken, çünkü onları yapıştırmanız gerekiyor. Parmağınızla yaparsanız bence çok daha kolay oluyor. Dediğim gibi streç filmle o yöntemi yaparsanız çok daha kolay olur. İki göz aynı anda yapınca yarım saatte biten bence kolay bir uygulama. Normalde daha fazla bir fiyat vererek ve tek bir kere bir yerde yaptırıyorsunuz. Bu kutuyu aldığınızda birkaç kere kendiniz, ablanız, anneniz, herkes yapabilir ve fiyat olarak daha uyguna geliyor böyle olunca. Bence zor bir uygulama değil. Bence de zor bir uygulama değildi. Sadece beklemesi, ama beklemesi zaten kuaförlerde, güzellik salonlarında da bu kadar bekliyorsunuz zaten. Evet, o yarım saat sürüyor yani. Aynen, bence güzel bir şey yani, insanın evinde böyle bir şeye sahip olması güzel bir imkan. Evet. Yani bence siz de deneyebilirsiniz. Gerçekten güzeldi bence. Ben memnun kaldım. Biz beğendik. Yani kalıcılığı da güzel olursa muhteşem hatta. Kesinlikle öyle. Onu göreceğiz kalıcılığı. Göreceğiz aynen. Aynen. Evet, bugün kirpiklerimize lifting yaptık ve sizinle bunu paylaştık. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi benim kirpiklerim ablamın lifting yaptığı videoda ablamın kanalında. Eğer ne kadar süre kirpiklerimizde kaldığını görmek istiyorsanız, hayatlarımızı, profillerimizi, Instagram'ımızı merak ediyorsanız Instagram adreslerimizi de buraya yazıyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bizi takip etmeyi ve kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Ablamın kanalında dediğim gibi aşağıya koyacağım. Umarım sonuçları beğenmişsinizdir ve eğer yapacaksanız umarım yardımcı olmuştur video. Videoyu beğenmeyi, kanallarımıza abone olmayı ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Ben çekerken aşırı eğlendim. Ben de. Zaten hani biz bunu her türlü bu şekilde yapacaktık. Sizi de dahil etmek istedik. Sizinle de paylaşmışız. Böyle daha güzel oluyor. Yani her şey paylaşınca daha güzel zaten. Evet. Çok güzel bir video oldu bizim için. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.